Nedene gidip hallettin değil mi? Yorgun görünüyorsun. Ya evet, biraz uykusuzluk var. Neyse ki şu evin ipotek işini hallettim de biraz olsun rahatladım. Neyse sen beni boş ver de dedene gidip konuşabildin mi? Ben uygun bir zamanda... Ne uygun zamanda Rüzgar? Sen anlamıyor musun beni? Bak bu iş gittikçe kötü oluyor. Ben Pelin'i kaybedemem. Bu işi bir şekilde çözmemiz lazım. O yüzden dedene gidip hemen... Annen de bizi evli biliyor. Ne diyorsun sen Rüzgar? Nasıl olur böyle bir şey? Onu da dedem söylemiş. Rüzgar sen bilerek mi yapıyorsun bunu? O nasıl laf öyle? Basbayağı laf işte. Ben sana bu işi çözledikçe iş daha içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Ne yapmaya çalışıyorsun Rüzgar? Bak ben dedeme söylemeye gitmek için hazırlanıyordum, tamam mı? Ondan sonra Melia teyze geldi, bir anda boynuma atladı. Yani çok mutlu görünüyordu. Bir şey söyleyemedim. Resmen kafayı yiyeceğim ya. Resmen kafayı yiyeceğim. Bir de bir şey daha var. Ne var Rüzgar? Ne var? Ne var? Deden gidip gazeteye ilan mı verdi? Ne oldu? Annen seni, beni ve dedemi iftara çağırıyor. Güzel. Çok güzel. Orada bitireceğiz bu işi. Gidip orada herkesin içinde anlatacağız gerçekleri. Ve bu iş burada bitecek. Sana anlatacaklarım var. Ne? Kız, arıyorum açmıyorsun. Ne yok oluyorsun öyle haber vermeden? Ay anne şey dedim ya, Zülal dedim hani. Onunla buluştum işte. Hele bir laf ver bakayım. Neler anlattı arkadaşın? Sorsaydın o konuştuğumuz şeyleri. Zaten yani ne lazımsa hepsini bir bir hiç eksik etmeden anlattı sağ olsun. Tanımadan sevdim vallahi Zülal'i. Onun da sana çok selamı var anne. Ayol siz ikiniz ne karıştırıyorsunuz böyle bakayım? Ya Melih abla anlatacağım da şimdi böyle ayaküstü olmaz. Hadi içeri geçelim. Ay midem de kazanıyor. Hava yemek yaptım acaba. Hem yeriz hem konuşuruz. Tabii annem yeriz. Biz orucuz nereye yiyoruz annem? Ama yok annem sen gel benim gözümün önünde ye. Öyle daha çok sevap ya abla. Annem hadi. Abla gel gel. Ay bunlar ne alemler ya vallahi. Ay nereden başlasam nereden başlasam. Ay ama dur şey söyleyeyim önce. Sevineceksin ha. Hale de baksana. El alemden laf taşıyacaksın bana. Ben de sevineceğim öyle mi? Hayır sanıyorlar ki herkes dedikoduya bunlar gibi çok meraklı. Ama iyi ki Necip'e bir şey ettik diye her fırsatta senin bu kızın laf sokuyor. Bir şey ettik dediğin neredeyse kocamı hapse sokuyordunuz Hafize teyzeciğim. Tamam, tamam, tamam. Şimdi ikiniz de bir sakin olun bakalım. Sen bir konuş. Madem bu kadar emek verdin bir anlat bakayım. O zaman ben sana ilk önce gözünün aydınlığını vereyim ablam. Heh. Pelin'den kurtuluyorsun. Kız biz ondan kurtulalım. Oho. Abla dur bir anlatayım. Şimdi diğer cephede neler falan oluyor onu bir söyleyeyim. Ablam, Pelin'in anası Gil, Sinan'ı hiç sevmiyorlarmış. Kızlarını ona uzak tutuyorlarmış. Aman Rabbim onlara iki cihanda da huzur versin. Tabii ablam inşallah, amin. Fakat senin bir oğlan da kızı az şey yapmamış yani. Sus kız, tövbe de. Bana bak kız, sen gene bir şeyler uydurup kaydırıyorsan. Ay yok abla ne uyduracağım? Ama işte ne yaptıysa benim çok güvenilir kaynak da bilmiyor. Ama Pelin dış ülkeye gidiyormuş. Ha. Ya ben şey diye yorumladım. Bunlar takıştılar. Benden bilgiler bu kadar. Ama bence yeter de artar bile. Sizde olmayanlar da bende var. Söyleyeyim mi? Heh, ne? Hadi kız oradan. Sen ne bilecekmişsin? Ayağından dışarı yüzü mü görüyorsun sanki? Demek öyle.
Madem ki bilmiyorum, ben de size bir şey anlatamam bu durumda. Aldın mı cevabını Hafize teyzeciğim? Tamam, tamam. Lafım geri. Anlat bakalım ahiretliğim, sen neler duydun? Vallahi bu aile arasındaki bir mesele. Şimdi böyle ulu orta konuşmak uygun düşmez. Ayrıca benim dünya kadar işim var. Yani iftara hazırlık, sahur içinde bir şeyler yapmak gerekir. Dünya kadar iş güç. Ablam yapsa. İşini bitir sonra konuşuruz. Zaten bizim gıkımız çıkmaz ki. Böyle varlığımız bir, yokluğumuz bir. Allah'ım, zorla kovduracaklar illaki kendilerini. Hayır, yüz verdikçe yüz verdikçe tepemize çıkıyorlar. Tamam, sen şimdi birazcık düzgün konuşuyorsun. Siz de düzgün düzgün kalkıyorsunuz. Evlere dağılıyoruz, değil mi? Sizin de hazırlıklar lazım kızım. İftar. Oldu ablam, havvam. İyi günler. Hadi bakalım. Ah, biz bunlarla ne yapacağız? Ay yüzü sen görmem. Bunlar meraktan çatlayacaklar. Sabahın es selahatinde kapıya dayanmazlarsa. Gör bak. Ben deli fişim.